Merhabalar, Atakum Yeni Mahalledeyim. Bulunduğum yer 19 Mayıs Bulvarı'nın bir sokak üstü. Şu anda ekranlarda gördüğünüz 5 katlı binanın birinci katında 3+1 sizlere güzel bir daire tanıtımı yapacağım. Şimdi bu daireyi daha detaylı olarak tanıyalım arkadaşlar. Arkadaşlar ekranlarda binamız 5 katlı binanın birinci katında köşe başı bir daire burası. Binanın altında da bir tane süpermarket var. Hemen karşısında bir küçük parkımız mevcut buranın. 50 metre ilerisi de Ali Gafar Okan Caddesi. Bu caddenin aşağısı 19 Mayıs Bulvarı. Onun altı Cağaloğlu ve tramvay yolu. Direkt bu parkı görüyor dairemiz. Yine farklı açıdan süpermarketin üzerindeki daire. Üç cephesi yol arkadaşlar buranın. En yakından binayı gösteriyorum sizlere. Yine farklı açıdan ekranlardaki bu bina arkadaşlar. Girişi arka taraftan. Üç cephesi yol demiştim. Şimdi üçüncü cepheye geçtik. Arkadaşlar güzel bir girişimiz var. Cevahir Efendioğlu apartmanı olarak geçiyor. Burada zilimiz var. Geniş bir girişimiz mevcut. Karşıda bir ayna var. Sağa döndüğümüzde asansöre ulaşıyoruz. Asansörle birinci katta. 1,5 kat yüksekliğinde daire. Asansörümüz 6 kişilik. 480 kilogram kapasitesi var. Birinci kata çıkıyoruz. Evet, asansörden çıktığımızda dairemiz karşıda. Hemen yanında komşu dairemiz var. Apartmanın ortak alanları. Girdiğimizde arkadaşlar karşıda yine görüntülü bir diyafonumuz var. Kapının arkasında 2 dolaplı bir vestiyerimiz mevcut. Uzun bir koridorumuz var, yeterli genişlikte. Sağdaki odamız oturma odası veya yatak odalarından bir tanesi. Camlar Fransız yere kadar. Yine tavanlarda led ışık yerlerimiz var. Döşemeleri de göstermek istiyorum. Denizli parke. Kapılar Varyo'nun. Ve karşıda evin Alaturka tuvaleti var. Yine koridorda ters tavan ve gizli ışıklarımız var. Karşısı evin salonu, sağ evin mutfağı, solda da yatak odası koridorlarımız var. Ben mutfaktan başlamak istiyorum. Mutfağa girdiğimizde sağda buzdolabı yeri ve mutfak dolapları. Yine yerlerde granit malzeme kullanmış arkadaşlar. Gizli ışık yerlerimiz mevcut. Buradan da evin ana balkonuna geçebiliyoruz. Aynı balkona salondan da geçiliyor. Balkonu salondan daha detaylı tanıtacağım. Şimdi evin salonundayız arkadaşlar. 33-32 metrekarelik bir salonumuz var yaklaşık olarak. Karşısı Fransız cam ve buradan gördüğünüz manzara kesinlikle kapanmıyor. Burada ufak bir parkımız var. Ve karşısı Ali Gaffar Okan Caddesi tramvaya inen yol. Ve güneşi de alan bir cephede burası. Karşıda sürgülü bir kapımız var. Bu da yine Fransız. Ve burada geniş bir balkonumuz mevcut. Daha iyi açılması için geriden gösteriyorum.
Doğal gazlı bir daire arkadaşlar. Burada kombi yerimiz var ve aynı manzarayı buradan da görebiliyoruz park alanına. Yine az önce dıştan çekim yaptığım alan. Salon. Yine salona geçiyorum. Salondan evim. Holündeyim. Sağa döndüğümde yatak odası koridorlarına gidiyoruz arkadaşlar. İlerlediğimde solda evin banyosu mevcut. Tavanlara kadar göstereceğim. Malzeme kalitesi fena değil, iyi fiyatına göre. Karşısı yatak odalarından bir tanesi. Ve burada ikinci bir balkonumuz var. Yine bu balkondan da rahatlıkla bu güney cephedeki manzarayı görebiliyoruz ve önü kapanmıyor. Hemen şurada yapımı devam eden bir inşaat var ama bu inşaat bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Önümüzü kapatmıyor. Bugün Samsun çok güneşli. Gerçi Türkiye'nin tamamı bugün bu hafta güneşli. Yılbaşı öncesi. Tekrar sağdaki ebeveyn banyolu son odaya geçiyorum arkadaşlar. Burası da yeterli büyüklükte bir yatak odası. Yine kuzeyi gören deniz cephesinde camımız var. Burası da ebeveyn banyomuz. Yine klozetiyle, her şeyle. Tam arkadaşlar. Ana yatak odasından çıkıyorum. Şu anda çıkış yönündeyim. +1 burası. 140 metrekare, 2 balkonlu. İskanlı 0 daire, 1. katta. Alt katında buranın süpermarket var. Kokarı olmayan, gürültüsü patatesi olmayan bir yer. Güzel bir daire olduğunu düşünüyorum. Yeni sahiplerine şimdiden hayırlı olsun.